başka çarem yoktu. İnşallah senin oradan kurtulduğunda bütün bunları neden yaptığımı anlarsınız. Her şey senin içindi Selim. Senin için. Aklım almıyor anne. Bir anlam veremiyorum. Zeynep tek bir kelime etmeden nasıl böyle çekip gidebilir? Ne diyecekti ki oğlum? Niye böyle bir şey yaptığını açıklayabilirdi anne. Açıklayacak ne kalmış Kenan? Her şey ortada, görmüyor musun? Ah ah. Benim akılsız kafam. İnanmadım o adamın söylediklerine. Meğer doğruymuş. Keşke ben karşısına çıkıp sorsaymışım hesabını. Bakalım o zaman böyle kaçabilecek miydi? Bir dakika, bir dakika. Sen hangi adamdan bahsediyorsun? Anne, sana soruyorum. Erkut'tan. Erkut mu? Anne sen Erkut'la mı konuştun? Ne zaman konuştun, ne dedi? Dün buraya kapıya geldi. Erkut benim evime kadar geliyor. Ve sen bana bunu söyleme gereğinde bulunmuyorsun, öyle mi? Gerek görmemiştim ki oğlum. Geldi apuk supuk konuşup gitti diye düşünmüştüm. Meğer öyle değilmiş. Meğer söyledikleri doğruymuş. Tam olarak ne dedi o herif? İşte yüzüme açık açık söyledi oğlum. Zeynep senin oğlundan boşalmak için dava açtı. Hepinizden gizliyor dedi. Yalan söylüyor sanmıştım. Meğer doğru söylüyormuş. Kesin altında başka bir şey var bunun. Daha başka neler dedi biliyor musun? Birbirlerine aşıklarmış. Zeynep'le Selim ayrıldıktan sonra evleneceklermiş. Yok anne yok. Yok böyle bir şey olamaz ya. Adam ne dediyse çıktı işte. Yakında bu da olur. Tülay abla neredesin? Zeynep'ciğim geç kaldım biraz ama zor buldum eczaneyi. Hemen geliyorum şimdi, merak etme. Abla sakın çiftliğe gitme, olur mu? Niye? Ne oldu Zeynep? Sesin kötü geliyor. Ben evi terk ettim. Ne? Ne diyorsun sen? Şimdi bizim eve gidiyorum Tülay abla. Sen de oraya gelirsin, olur mu? Telefonda konuşmayalım, evde konuşuruz. Zeynep, ağladın mı sen? Yine mi sen ya? Zeynep, ne oldu? Biri bir şey mi yaptı? Evet yaptı. Sen yaptın. Mahvettin hayatımı ya, mahvettin. Senin yüzünden elinden barkımlar oldum ben. Yapma Zeynep, böyle söyleme. Senin yüzünden hayatım mahvoldu benim. Sen eğer Selim'i o yanlı ifadeyle suç atmasaydın, bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti belki de. Tamam, şimdi de gidip değiştireceğim ifademi, kurtulacak. Evet, boşanmam karşılığında. Zeynep. Bak Selim seni sevmiyor. En ufak bir şeyde sana yüz çeviriyor. Ben öyle miyim? He? Ben senden hiç vazgeçtim mi Zeynep? Seni ne kadar çok seviyorum biliyorsun. Of sus artık yeter ya. Bana bak. Ben o boşanma dilekçesini mahkemeye verdim. Ve bunu artık herkes biliyor. Sen de gideceksin. O yalan ifadeni geri çekeceksin. Hem de hemen. Anladın mı? Tamam tamam. Ben de zaten bunu konuşmak için geliyordum. İfademi geri alacağım Zeynep. Selim çıkacak. Bak ben her şeyi düşündüm. Her şey çok güzel olacak. Sen, ben, birlikte. Yeter ya. Ne diyorsun sen? Ne seni, ne beni, ne bizi. Çık artık ya şu hayal dünyandan. Yeter, anladın mı? Zeynep, yapma. Böyle konuşma. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Bırak kolumu. Canım acıyor, bırak. Sen de benim kalbimi acıtıyorsun Zeynep. Dayanamıyorum artık, anlıyor musun? Dayanamıyorum. Bırak, bırak kolumu, bırak. Bırakmayacağım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Ya canım acıyor. Bin şu arabaya. Ya binmeyeceğim. Bin. Ya gelmeyeceğim yere, bırak. Bin dedim, seni bir yere götürüyorum. Ya. Bin şu arabaya. Sakın.